Gazi Meclisimiz çatısı altında milletvekili ve grup başkan vekili olarak görev yapmış olan ve Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçilen hemşehrim Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor. Ayrıca şu an genel merkezimizde devam eden partimizin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından partimiz rozeti takılan ve aramıza katılan Eskişehir Milletvekilimiz Nebi Hatipoğlu'na hoş geldin diyoruz ve başarılı bir çalışma dönemi diliyorum. Sayın Başkan ve değerli milletvekiller, sözlerimin başında geçtiğimiz hafta Van Başkale'de bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı maddenin patlaması sonucu şehit olan sözleşmeli er Samet Bektaş'a ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan piyade sözleşmeli er Onur Özbek'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet makamı âli olsun inşallah. Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, 3 Kasım hem ülkemiz hem de AK Partimiz için bir milat. Partimizin, aziz milletimizin iradesiyle iktidara gelişinin 21. yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim vurguladığı üzere biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. AK Parti 3 Kasım 2002'de iktidara gelerek insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla Türkiye'de köklü bir değişim ve dönüşümü başlattı. Millete hizmet yolculuğumuzda 100 yıllık cumhuriyetimizin yüz akı olmak için var gücümüzle çalıştık ve mücadele ettik. AK Parti döneminde ekonomide, siyasette, sosyal alanda, dış politikada, güvenlik alanında, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda çok büyük reformlara imza atıldı ve elde ettiğimiz kazanımlarla Türkiye dünyada vazgeçilmez, önemli ve küresel bir aktör olarak yerini aldı. Milletin iradesini iktidara taşıyan, her türlü vesayet odağına karşı demokrasiden yana taraf olan, ülkemizin çözülmez denilen devasa sorunlarını birer birer çözen AK Parti, Türkiye yüzyılı vizyonu ile dirayetli bir lider, donanımlı bir kadro ve milletimizin ferasetli iradesiyle durmadan, duraksamadan milletimize hizmet etmeye devam edecektir. Ömrünü milletine adayan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize ve aziz milletimize uzun yıllar hizmet etmeyi Allah bizlere nasip etsin. Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, Gazze'de yaşanan katliam ve zulme bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. İsrail'in acı, gözyaşı ve kan üzerine planlanmış sistematik terörü durdurak bilmiyor. Havadan, karadan, denizden kuşatma altında aldıkları masum Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılar sürüyor. 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalar ve desteklerle ateşe benzin döken de en az İsrail kadar bu vahşetten sorumludur. Gazze'li kardeşlerimiz elektrik, su, gıda, ilaç, yakıt gibi en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakılmış durumdadır. İsrail, dünyanın gözü önünde uluslararası hukuka aykırı bir şekilde savaş suçu ve insanlık suçu işlemektedir. Hastaneleri, camileri, kiliseleri, sivil yerleşim yerlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin bombalamaktadır. Tüm dünyayı Filistin'de, Gazze'de çocuklar, kadınlar ve masum sivillerle birlikte enkaz altında kalan insanlığın ortak değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu bağlamda aziz milletimizin sağduyusuyla başlayan güçlü boykotlara resmi, özel, kurum ve kuruluşlarımızı, milletimizin her bir ferdini ve bütün insanlığı destek vermeye davet ediyorum. İsrail'i finanse eden, destek veren, soykırıma sessiz kalan firmalardan, markalardan yapılan alışveriş masum kardeşlerimize, kadınlara, çocuklara, yaşlılara bomba, mermi, kan, ölüm. Buyurun Sayın Yenişehirlioğlu.
mermi, kan, ölüm ve gözyaşı olarak dönüyor. Bu sebeple soykırımcı İsrail'e karşı ekonomik sonuçlar doğuran boykotlara milletçe destek vermemiz, sesimizi yükseltmemiz, tepkimizi ortaya koymamız son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, saldırıların başladığı andan itibaren masum sivillerin hedef alınmasına karşı çıkarak çok güçlü bir diplomasi yürütmektedir. Türkiye olarak haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir an önce Filistin topraklarında İsrail işgaline son vererek iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesiyle huzurun, barışın tesis edilmesini temenni ediyoruz. Bizler dün olduğu gibi bugün de hakkın, haklının, mazlumun ve masumun yanında olmaya, zalimlerin ise tüm kararlılığımızla karşısında durmaya buyurun Sayın Yenişehirlioğlu. Devam edeceğiz. Teşekkürlerimi sunuyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, gündemimize geçmeden önce buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi Bahadır Bey'in konuşması üzerine bir söz alma ihtiyacı hissettim. Tabii mecliste ilk kez şöyle bir şeyle karşılaştık. Benim hatırladığım hiç böyle bir şey olmadı. Bir milletvekilinin bir partiden diğer partiye geçtikten sonra böyle bir hoş geldin seremonisi veya böyle bir buna ilişkin bir hoş geldin sözcükleri kullanılmadı burada hiç. Bunu bir defa siyasi nezakete uygun bulmadığımı ifade etmek isterim. İlk kez böyle bir şey oluyor maalesef. Şimdi tabii seçimden hemen sonra bir milletvekilinin bir başka partiye geçmesi, ortada bir şey yokken bir partiye geçmesini ben milletimizi takdirine bırakıyorum. Yani o konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama şu kadarını söylemek lazım. Kendisine bu soru daha önceden sorulduğunda ben siyaseti bir iş kolu olarak görmüyorum. Niye AK Parti'ye geçeyim demişti. Demek ki kendisi öyle görmeye başladı. AK Parti'yi de bu anlamda uygun bir yer olarak görmüş olabilir. Bu işin tartışmanın bir tarafı. Ancak Bahadır Bey'e tekrar, hani ben kendisi de çok nazik bir insan. Böyle bir şey hiç olmadı Bahadır Bey. Yani bir milletvekili öbür tarafa geçtiği zaman. Buyurun Sayın Usta, tamamlayın. Genel kurulda bu şekilde bir hoş geldiniz şeyi yapmadık. Uygulaması yapılmadı. Bunu yadırgadığımı ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Yenişehirlioğlu. Efendim, malumunuz ben her daim nezaketini korumayı ve bunu düstur bilmiş bir adamım. Burada bir seremoni gerçekleştirilmedi. Sizin partinizdeyken saygı duyulan bir isimdir. Bu partiye ya da herhangi bir partiye geçtiği zaman da saygı duyan bir isimdir. Sadece kendisine teşekkür ettim. Yoksa malumunuz gördüğünüz gibi herhangi bir seremoni tertip edilmiş değildir. Buyurun Sayın Usta. Arkadaşlar, açar mısın? Sayın Başkanım, şimdi Sayın Yenişehirlioğlu, yani grupta bir tören yapabilirsiniz. Ama burası bir genel kurul ve bütün siyasi partiler var. Yani ve şu anda geçtiği partide yani bizden size geçmiş bir arkadaş. Yani dolayısıyla sizin dediğiniz, seromen dediğim zaten o kadar. Daha başka ne yapacaksınız burada? Davul zurna çaldıracak haliniz falan yoktu herhalde bir milletvekili kazandık diye. Zaten yadırgadığım şey, ama siz bunu hala anlayamıyorsunuz. Sizin konuştuğunuz cümleler bu mecliste hiç konuşulmadı. Yadırganacak cümlelerdir. Sadece onu bilmenizi isterim. Teşekkür ederim.